Merhabalar. Öncüllü soru test 1 ile sorularımızı çözmeye başlıyoruz. Birinci soruda şimdi öncüllü sorularda yapmamız gereken soru kökünü öncelikle okumak ve bize istenenleri metinde bulmaktır. Diyor ki bir parça vermiş, bu parçadan yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor. Okuyalım bir. Tüm iyi kitaplar birbirine benzer. Çünkü içinde geçen olaylar gerçekten yaşanmış olsaydı bile hikayedeki hali daha doğru olurdu. Bu tür bir kitabı okumaya bitirdiğinizde anlatılan her şey adeta sizin başınıza gelmiş gibi hissedersiniz ve sonrasında o artık tamamıyla size aittir. İyi ile kötü zevk, pişmanlık ile keder, insanlar ile mekanlar, havanın o sırada nasıl olduğu. Bakıyorum hangilerine ulaşılamaz demiş. Eserlerdeki olayların gerçekten yaşanmayabileceğine değinmiş mi? Evet, değinmiş. Yaşanmış olsaydı bile diyor çünkü. Eserlerdeki gerçekliğin dünyadaki gerçeklikten daha mı doğru olduğuna? Evet, her şey daha gerçek gibi diyordu. Üçe bakıyorum, her sanat yapıtının okuyucuyu tümden kucakladığına. Hayır, buna ulaşılamaz. Bu yüzden cevabımız C şıkkı, yalnız 3 olmalı. İkinci soruya baktığımızda ise bu parçaya göre hayal gücünün inandırıcı olması şunlara bağlıdır. Bu parçaya göre hayal gücünün eserde başarılı bir şekilde kullanılabilmesi için hangi ya da hangi özellikleri barındırması gerekmektedir? Bakalım. Hayal gücü iyi bir yazarın dürüstlüğünün yanı sıra sahip olması gereken tek şey. Deneyimlerden ne kadar çok şey öğrenirse imgelerdeki de o kadar gerçek olur. Yeterince gerçek imgelerle erişilebilirse insanın onun bahsettiği her şeyin gerçekten yaşandığını, onun da bunları sadece anlattığını düşünecektir. Şimdi bakalım hangilerine ulaşılabilir diyor, barındırması gerekebilir. Dürüst olması gerektiğiyle ilgili bize bir şey söylemiyor ama deneyimlerle beslenmesini mi söylüyor? Evet, yaşanmışlık var olması gerektiğini söylüyor. Gerçek imgelere ulaşabilmesi, evet doğru. Okuyucu tarafından benimsenmesi, hayır. Demek ki cevabımız 2 ve 3, D şıkkı olmalı imiş. Üçüncü soruya bakıyoruz. Bu parçaya göre sanatçının yazmaya çalıştığı düz yazı tarzının özellikleri arasında hangileri vardır diye soruyor. Ömrüm boyunca elde etmek için uğraştığım düz yazı tarzı kolay ve açıkça okunan, yani duru, kısa görünen ama görünür dünyayla bir insanın ruh dünyasını tüm boyutlarına sahip. Tamam, demek ki yoğun. Şu an için yazabileceğim en iyi düz yazı, demek ki aynı zamanda akıcı. Bu yüzden cevabımız 1, 2, 3, E şıkkı olacaktı. Dördüncü soruya bakıyorum. Bu parçaya göre sanatçının çocuklar için yazma gerekçeleri arasında yargılarından hangisi ya da hangileri vardır diye soruyor. Bakalım. Ben emekli bir ilkokul öğretmeniyim. Şimdilerde sınıf öğretmeni deniliyor. 26 yıl devlet okullarında görev yaptıktan sonra emekli oldum. Halen özel bir okulda sınıf öğretmenliği görevimi sürdürüyorum. Öğretmen olmam çocukları tanımak konusunda beni zenginleştiriyor. Her çocuk kendine özel olduğu için de zenginleşmeye devam ediyorum. Çocukların söylediklerinin ve davranışlarının altında yatan mesajları okuyabilmek, gereksinimlerini fark edebilmek, kısacası çocuğu tanıyabilmek ve anlayabilmek önemlidir. Bu anlamda deneyimlerim bana yardımcı oluyor. Çocuklarla ilgili çok anı biriktirdim. Çocukları ve mesleğimi seviyorum. Bu nedenle olsa gerek çocuklar için yazıyorum demiş. Çocuklarla şimdi hangisi vardır diyor yazma gerekçelerinden. Çocuklarla ilgili anıların çokluğu, eğitici çocuk kitaplarının olmaması hayır. Her çocuğun okuma hakkının olması hayır. Çocukların kitap okumayı sevmemesi hayır. Ama bu anı çokluğu var. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı, yalnız bir olmalıydı. Beşinci soruya bakıyorum. Mitlerle ilgili bize bazı şeyler söylemiş. Hangisine ulaşılamaz diyor. Bakalım. Mit kelimesinin içeriği çok geniş bir alanı kapsayabilen niteliktedir. Mit terimi basit, hayali, hatta uydurma ve yalan anlamına gelen bir içerikten son derece doğru ve kutsal bir öyküye kadar çok geniş bir alanı içermektedir. Mit sıradan ve gündelik hayatta yer alan herhangi bir şeyden çok daha ağır, ciddi ve olgu ve konulara kadar pek çok şeyi kapsamaktadır. Ve oldukça geniş bir kapsam. Türkçe kökenli olduğuyla ilgili henüz bir şey görmedik. Kutsallığın yanı sıra insan davranışlarının anlam kazandırması ve her toplumda ortak olarak kullanılması gibi şeyler var. Bir devam edelim. Mit kelimesinin kökeni Yunanca'da anlatı veya hikaye anlamına gelen mitostur. İnsan davranışları
davranışları ve inanışları için model teşkil eden, hayata anlam ve önem kazandıran, dolayısıyla insanın kendi hayatını ve etkilerini anlamlandırmasına sağlayan ve çoğu zaman bir yaratılışın öyküsünü anlatan, geleneksel olarak yaşadıkları toplumlarca kutsal ve gerçek kabul edilen anlatılara mit adı verilir diyor. Mitin Türkçe kökenli bir kelime olmadığına yer vermiş. Çünkü neden? Mitos demiş, Yunanca demiş. Kutsallığının yanı sıra insan davranışlarının anlamlandırmasına da yer vermiş. Şuralarda söylüyordu zaten bize. Fakat her toplumda ortak kullanılan motifler içerdiğine yer vermemiş. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı, yalnız bir olmalı. Altıncı soruya baktığımızda parçada verilenlere göre edebiyatla ilgili olarak yargılardan hangisine ulaşılamaz diyor. Bakalım. Güzel sanatların kollarından biri olan edebiyat, istiklalini yüzyıllar önce ilan etmiş olmasına rağmen diğer insan faaliyetleriyle olan ilişkilerini sürdürmüş ve hala da sürdürmektedir. Daha açık bir ifadeyle yaratmaya dayalı estetik bir insan faaliyeti olan edebiyat ile ondan bağımsız ve farklı birer disiplin veya bugün birer sosyal bilim dalı olarak kabul edilen tarih, sosyoloji, psikoloji, teoloji, antropoloji, etnografya, folklor, dil bilim, estetik arasında pek çok ilişki vardır. Sistematik ve soyut bir düşünce disiplini olan felsefe de bunlardan birisidir. Söz konusu ilişki elbette tersinden de tarih, edebiyat, sosyoloji, edebiyat, estetik edebiyat ve benzeri söz konusudur. Bakalım hangilerine ulaşılabilir? Bire bakıyorum. Eski bir sanat olmasına rağmen varlığı tek başına sürdüremediğine, evet her şeyle bir bağlantısı var. Demek ki bunu alamam bana çünkü... alabilirim çünkü bana ulaşılabilir diyor. Biri aldım. Biri olmayanları eliyorum, yani C gitti. İkiye bakın. Edebiyatın hem diğer sanatları etkilediğine hem de diğer sanatlardan etkilendiğine baktığımızda evet ben bunu da görüyorum. Bir kalsın. Edebiyatın etkileme gücünün etkilenme gücünden daha fazla olduğuna, hayır ben bunu göremiyorum. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı, 1 ve 2 olmalıdır diyeceğiz. Öncülü test 1'in sonuna geldik. Test 2'de görüşmek üzere, hoşça kalın.